Müftülüğü'ndeyiz. Yalıyük Müftüsü Sayın Önder Özkan Beyefendinin yanındayız. Ramazan sohbetlerimiz bu şekilde başladı. Müftü Bey ile başlayalım istedik. Sayın Hocam, bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Efendim artık son dönemine yaklaşıyoruz. Üçte birlik bir şey kaldı. Evet. Orucumuzun. Üçte ikisini tuttuk. 10 gün falan bir süreç var. Bu dönemde neler söyleyeceksiniz? Akabinde fitir, zekat nasıl, ne zaman verilir, nasıl verilir, şartlar nelerdir gibi konulara değinirseniz sevinirim. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Öncelikle sizin bu nezaket ziyaretinizden ve bu hasbihal yapma teklifinden dolayı ben teşekkür ediyorum sizlere Fatih Bey. Allah razı olsun. Tabii içinde bulunduğumuz Ramazan ayı, ibadet ayı, 11 ayın sultanı denilmesi, öyle sultan olmak kolay olmuyor tabii ki. Ramazan ayına ulaşmak öncelikle bize oruç tutma ayı, teravih ayı, zekat ayı, fıtır ayı, fitre sadaka fıtra vermesi ayı, fıtır sadakası verme ayı, fidye verme ayı, yardımlaşma ayı. Dolayısıyla bu Ramazan ayında üzerimize birçok sorumluluklar var. Ve bizler de bugün son 10 günlerini yaşıyoruz. İşte itikafa girme ayı. Dolayısıyla bizim öncelikle şu 10 günde tefekkürle, tezekkürle, ibadet hayatıyla kendi sorumluluklarımızı düşünerek bir hayat içerisinde oruçlarımızı tutarak, namazlarımızı kılarak devam ettirmemiz gereken bir ay. Tabii vatandaşlarımızın bize şu son 10 günde özellikle çok sorulardan bir tanesi, hocam fıtır sadakasını kim verir, kime verir, ne zaman verir şeklinde sorular. Zekat nasıl verilir? Bu konuda sorular daha çok geliyor. Tabii Ramazan ayına ulaşmak demek muhterem Fatih Bey, öncelikle Ramazan ayına ulaşan kişinin oruç tutması gerekiyor. Femen şehide minküm şehra felyasun. Müslüman akıl bali, ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın öncelikle bu Ramazan ayında herhangi bir sıkıntısı yoksa, sağlık sorunu yoksa orucu tutması gerekiyor. Tabi orucu tutamıyor ise daha sonra Ramazan'dan sonraki bir günlerde sağlığı düzelince orucu tutabilir. Ama eğer hastalığı uzun süre devam kronikse, hakikaten bu hastalığı devam edecekse, o zaman bu kardeşlerimiz o oruç tutamadığı günleri fidye verir. İşte bu sene fidye bu. Fidye yani. Ve alellezine yudigûnû fidyetun da'am miskin. Ayet-i kerimede oruç tutmaya gücü yetmeyenler, yetiremeyenler, tutamayanlar daha sonra bir fakiri doyuracak fidyesi verir. Bu sene 27 TL asgari ücrettir. Ama illaki 27 verecek değil. Günlük, her günlük. Kaç gün tutulmamışsa onu 27 asgarisidir. Ama burada dikkat eden fakirin düşünerek yapmak gerekir. Bakıyoruz diğer günlerde biz 27 değil de eğer karnımız 50 liraya 60 liraya doyuruyor da Ramazan'a gelince 27'den veriyorsa bu biraz çok uygun olmayabilir. Kişinin kendi yaşantısına dikkat ederek bakmak gerekir. Evet. Yani günlük yaşantı 27 ile bile çok cüz'i bir miktardır. 30'dan verebilir, 50'den verebilir. Kendi durumuna göre fidyeyi verir oruç tutamayanlar. Bir de fıtır sadakası vardır efendim, ki... Efendim, onu sözünüzü valla keserek, fıtır sadaka ve fitre. Yani şimdi bu ikisi arasındaki fark nedir? Kimlere verilir? Yani fitir kime verilir? Ya da fitir nedir? Önce onu şey yapalım. Ondan sonra sadaka nedir? Evet. İkisinin arasındaki de fark nedir hocam? Evet. Buyurun. Şimdi fitre ile sadaka fıtır aynıdır. Fidye farklıdır. Fitre bizim vatandaşlarımızın söylediği tabirdir ülkemizde. Evet. Aslında onun sadaka fıtırdır.